tempolu gitmemiz lazım. Bizden sonra da son sayfaya ekibi hazır kıta bekliyor. 2.30'a kadar gidecek onlar da. Bu gece dediğim gibi uzun bir gece sahura bağlayacağız. Dolayısıyla bu pozisyon için ne diyorsun hocam en son? Şimdi pozisyonu dikkatli izleyince. Evet. VAR çağırsa ne olur? Kırmızı olur mu? Olabilir. Olabilir. Sizce? 5. dakika bu. Kırmızı olur. Olabilir. Bence de kırmızı olur. Ne olacak? Mi? Evet. Niye çağırmıyorsun? Hakem görmedi diyelim ama hakem enteresan pozisyonda. Donk Atiba pozisyonu değerli izleyenler. Penaltıdaki değil. Maçın 5. dakikası. Gidiyor resmen Tandun'u kramponlara basıyor baksana. Sakatlar topçuyu. Sakatlar abi. Çağırdı kırmızı kart. Şampiyonlar Ligi maçı finali. Atar mısın atmaz mısın? Messi'ye bastılar. Hadi buyur. Hocam bu gaddarca bir harekette. Direkt atarım bunu ben. Kırmızı. Çok tehlikeli yer bir de. Hani direkt o kendona bastığın zaman direkt kopartır. Kırmızı. Ya, abi, dakika 5. Galatasaray 10 kişi. Şiddeti kırmızılık değil bence. Ama eylem? Sarı. Bence sarı yani dedi net, hocam. Net ama. Mehmet Yılmaz kırmızı olabilir dedi. Olabilir. Yani VAR'ın kesinlikle kırmızı bence uyarması lazım. Dedi. Rea hocam. Sarı. Sarı dedi. Sarı. Sarı dedi. Vallahi. Ben çağırırım hakeme bırakırım. Evet. Yani evet. Ben çağırırım hakeme bırakırım. Kırmızı. Gel şuna bir bak derim abi. Evet. Çok net. Bir de bırakmıyor ki. Bastıktan sonra devam ediyoruz. Çağırırım ama gel bak derim yine abi. Yine de bir hakeme son bir şey çağırmak lazım. Yani. Mesela Erman abi kötü niyete şey yaptı, takıldı esas. Abi yani orada topu bırakmış. Adam kötü hiçbir yere bakmıyor. Elinden de kontrol edip gidiyor. Kasıtlı basıyor yani. O biraz sıkıntı zaten. Hiç toplam hoplar alakası yok. Sıkıntı özel oldu basmaya hocam. Gidiyor. Peki burada enteresan bir pozisyon. Maçın da hemen başındaydı. Biraz es geçildi gibi geldi bize. Bunu böylece ele almış olduk. Hemen bir sonraki pozisyon. 11. dakika. Babel'in golü. Burada Babel kontrol edebilecek zaman da kalıyor. Yani tamam. Beşiktaş defansı açısından. Tabii Getson da çok iyi pas atıyor. Onu da söyleyeyim. Sahanın dışı ilerler. Evet. Savunma arkasına. Getson Fernandez'in hakkını teslim edelim. Son Babel kontrol ediyor. Gol vuruşunu da yapıyor. Peki burada önce offside bayrağını kaldırıyor kıdemli yardımcı. Sonra gol kararı çıkıyor. Buradaki VAR çizgisine de bakalım. Burada sağ bek Rozier'e bozuyor değil mi? Yani stoper Wellington. Rozier'e bozuyor. Rozier'den geride kalıyor ya. Rozier'e bozuyor burada. Bozuyorsa. Evet. Bir kez daha çizgi gelsin. Nereden? Rozier'den tabii. Rozier'e bozuyor ileride. Rozier. Biz çünkü Wellington'a baktık ve evet. Nasıl offside dedik. Sonra gelince Rozier'den. Yani Babel tercihi de bunun için Fatih Hoca'nın. Yani o anları dokunuşta yaptı. Wellington'dan da çizseler offside değil. Evet. Rozier bozmasa yani. Yani Wellington'dan da Wellington ama Rozier'den çizilmiş. O mavi noktaları görüyoruz. Evet. Rozier'den çizilmiş. Sanki ben Wellington'dan değil. Ben Wellington'a göre offside ama Rozier'den çizilince Rozier biraz önde gözüküyor. Rozier'in neresinden çizilmiş çizgi? Omuzundan. Omuzundan hocam. Sarılı oyuncunun omuzu nerede? Omuzu daha önde. Onun çizgi... Sarılı'nın omuzu nerede? Babel'in omuzu daha önde hocam. Siyahlı'nın omuzuyla Sarılı'nın omuzuna baktığın zaman Sarılı'nın omuzu daha önde. Buradan evet. Benim gibi. Evet, evet. Ki hattan bakmıyoruz. Hattan bakmıyoruz. Evet, niye hattan bakmıyoruz? Bana sorarsanız offside. Hadi buyurun. Omuza bakın. Omuz offside. Mehmet hocam omuzdan böyle mı çekilmiş o evet, daha evet. Yakın. Böyle Babel'in omuzu daha önde. Hayır Babel'in omuzuna mı gidiyor? Ben o tarafa doğru şöyle çizgi? Bir yola çıkıyorum. Bir bakayım. Doğru buradan yani yakın baba, ikisi açıdan daha farklı. Doğru. Bu da offside. Olayı yerinde incelemeye gidiyorum hocam. Lerin'inki de offside değil. Bak söyleyeyim sana. İkisi de offside değil. Çok kritik ya. Bakayım şöyle bir dakika. Omuzda omuzda. Mehmet'in kenarından. Bak şimdi. Buradan o zaman sarılı oyuncunun omuzu daha önde.
Yani çok kritik. Orayı omuzdan almış. Omuzdan sen. Burayı da omuzdan almış. Orası da omuzdan almış. Burası da omuzdan. Evet. Şuradan. Evet. Tabii. Ama şuradan almış ya. Şeyden, koldan değil, diğerini de omuzdan almış. Hı hı. İnanmıyorum bunlar abi ya. Peki, şuna top ayaktan çıkmış abi mı burada? Burada tam dokunuyor. Yani burada o... ideal. İdeal değil mi? Burada ötekine göre ideal. Daha iyi görünüyor. Ama ikisini burada de omuzdan almış, onu söyleyebilirim. İkisini de omuzdan almış. Tamam. Erman Hocam. İkisini... Nereden aldığını bilmiyorum da inanıyorsanız tamam. Ben inanmıyorum. Olayı yerinde gördüm. Evet. Olayı yerinde göremezsin çünkü buradan çizgiyi göremezsin ki bunun ancak hattan çekilirse anlarsın. Hocam bunu. Biz hatta değilse bu iyi bir açı değil bizim. Bunu çözemezsin burada. Nereden çözemezsin? Yani, burada yan hakem nerede? Bunu buradan bu açıdan zor. Sıfır. Zor doğru. Sıfır. Kesinlikle offside bana göre. Offside göstermeyecek tek fotoğrafı bulmuşlar, vermişler. Bravo Bara. Net offside. Adamın Babel'in golü için. Evet, Reyaz Hocam net offside diyor. Erman Hocam da öyle diyor. Ya Erman Hocam da ben burada offside görüyorum diyor. Ne hocam? Vallahi ya zor ya. Çizgilere de inanmayacağız. Ya. Ne taraftan baktığına yani bağlı çizgiye. He, çizgiye. Çizgiye ne taraftan baktığına evet, bağlı nasıl çizgiye. Enteresan yani. Ya şimdi bu çizginin ya, açısıyla öbür çizginin açısı şey niye ya farklı? Bu çizginin şu anda çizdikleri çizginin Allah aşkına şu görüntüdeki eni ne kadar? Çizdikleri çizginin şu görüntüdeki eni ne kadar? Cetvel ya bu. Çizgi dediğin incecik bir şeydir. Bu nasıl bir şey abi? Kalın değil mi bu? Yani tuvalet kağıdının yarısı ya. Eni. Bakın. Böyle bir çizgi olur mu ya? Nasıl bir omuz, nasıl bir bacak? Ayak ben inanmıyorum abi. Ayak topa değdiği an evet, doğru tespit edildiyse. Ben o makine dairesine inanmıyorum. O dikine çizilen mavi ve kırmızı çizgiler evet, doğru yerden işaretlendiyse ki şu an öyle görünüyor. O çizgilere sonuna kadar inanıyorum. Çünkü bunu yapan, çizgiyi çizen insan değil. Tamamıyla bilgisayar. O insan belki anı doğru tespit etmeyebilir. O ilk, o dikine çizgileri nereden çıkacağı konusunda hata yapabilir. Ama onlar doğru yerdeyse hepsine de inanmamız lazım. Peki çizgi çekilirken topu bulunduğu yeri işaretleyen kim? Ahmet. Hocam insan oradaki, o Ahmet, kişi orada hata yapabilir. Topun çıktığı yerdeki bak, eskiden parmaktı biliyorsun herhalde. Sonradan... Kalem. İnce bir kalem oldu. Güveniyor musun? Ben güvenmiyorum. Ben güveniyorum. Helal olsun sana. Peki. Hocam bir kere iki boyutlu. İki boyutlu olduğu sürece sürekli hangi hata payı var. Hangi takım olursa olsun inanmıyorum ben buna. Yani Fener, Beşiktaş, Galatasaray'da falan değilim ben. Ben bunlara inanmıyorum abi. Bu tam artık şey ne o ne zeka? Yapay zeka. Yapay zeka olursa belki ona biraz var. Yapıyorlar. Dünya kupasına, lazım. Dünya kupasına. Yapay zeka olursa hani pay çok büyük şekilde azalır. Dünya kupasından sonra olursa devreye girecek de daha bir iki evet, senesi varmış. Zaten Arsene Wenger o projenin başında. O projenin başında Arsene Wenger var. Ya o zaman Erman Hoca'nın söylediği yani tüm takımlara diyor yani böyle çizgi çizildiğinde inanmıyorum diyor. İşin gerçeği doğrudur da yani ülke düşünebiliyor musun ne halde hocam? Ya sonuçta peki, yani Sivasspor, Kayserispor maçında lazım da böyle bir şey oluyor. Oldu da. Hepsi demek ki şaibeli demek şimdi bunlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bitti mi pozisyonlar burada? 2, 5 ve 6 numaralı pozisyonları vereceğiz. Ver bakayım hangisi? 5 numaralı pozisyonu verelim. Penaltılar arkadaşlar vardı hocam. Evet penaltı. Penaltı. Yine Donk'la Atiba'nın içinde olduğu bir pozisyon. Ayağa basma var. Net penaltı. Zaman kazanabilirsin. Beyaz Hocam. Net penaltı. Hayır değil diyen var mı? Bence değil. Gürcan Bilgiç bence değil dedi. Net penaltı. Ayağa basıyor ya. Sarıkar, net penaltı. Net penaltı. Yorumsuz net penaltı. Yorumsuz. Sen niye Gürcan Bilgiç değil dedin? İlk harekete mi? İtmesine mi? Hayır canım itmesi top oyunda değil. Bak. Tamam. Nasıl oyunda değil? Daha Donk gelmeden adam bırakıyor kendini. Orada Atiba alıyor. Ayağı.
Ayağına basıyor. Gürcan ya nasıl bırakıyor? Çok... Adam resmen ayağına basıyor. Yani. Donk Atiba'nın ya. Bak bak ayağını kopartıyor. Yani bırakmıyor ki ayağına basıyor. Direkt... Burada sarı kart bak, gördü bak, değil mi? Baksana. Bak bak bak, bak bak. Gördü. Ve de top yani o aksiyon alanına geliyor. Düşün. Bir de. Bak. 30. Şurada basıyor bak. Tabii canım. Sağ ayağıyla direkt sağ bileğine basıyor Atiba'nın. Tamam hocam. Burada bence Atiba alıyor penaltı. Atiba demek ki maçı Dongu karşısında iyi bitirmiş ha. Sakatlanmadan mı? 5'te çakmış, 65'te çakmış. Yani tabii. Şey gibi ya, Dong çakmış devam etmiş.